Antalya'da sahneye çıkan Fatih Yürek öyle bir söz etti ki fırından yeni çıkmış taptaze bir polemik başlattı. İşte ünlü şarkıcının o sözleri ve muhteşem sahne şovu. Fatih Yürek'ten tartışma yaratacak sözler. Maalesef albümde şarkı söyleyen çoğu insanlar sahnede iş yapamıyor. Ünlü şarkıcı çuval hızı rakiplerine batırdıktan sonra iğneyi kendine nasıl batırdı? Onun üstüne zaten ben de çıkamıyorum. Fatih Yürek'in hayattaki en büyük korkusu ne? Bu eski günlere dönmek bana kabus gibi gelir. Ünlü şarkıcı Diva Bülent Ersoy'a nasıl rakip oldu? Fatih Yürek daha Antalya'ya adım atar atmaz pişman olmuş. Püfür püfür esen terasından başka yerde duramıyormuş. Ben bu tarafları pek o kadar sevmem çünkü o kadar sıcak ki. Sıcağı çok severim ama bu kadar sıcağı sevmiyorum. Ünlü şarkıcı tam 35 senedir sahnelerde. Yılbaşı, bayram gibi özel günler Fatih Yürek'in de en çok çalıştığı günler. Bu nedenle en çok ailesiyle bayram kutlamayı özlemiş. En son ne zaman bayram tatili yaptığınıysa hatırlamıyor bile. Bir şey söyleyeceğim, ciddi söylüyorum. İnan hatırlamıyorum. İnan hatırlamıyorum. Yani o kadar uzun seneler oldu ki yani herhalde 35 senedir sahnedeyim ben. Herhalde bunun işte 25 senesinde filan da hep bayramları çalışıyorum çünkü. Sohbet koyulaştıkça Fatih Yürek de açıldı ve polemik yaratacak bir cümle sarf etti. Bizdeki popstar Amerika'daki popstar gibi düşünülüyor. Bizdeki sahne sanatçısı başka türlü düşünülüyor. Albüm sanatçısı başka türlü düşünülüyor. Albüm şarkıcısı, sahne şarkıcısı ve konser şarkıcısı olarak sanatçıların kategorize edilmesi karşısında Türkiye'de sahne performansı en yüksek isimlerden biri olan Fatih Yürek, bakın nasıl tartışma konusu olacak bir çıkış yaptı. Albümde şarkı söyleyen çoğu insanlar sahnede iş yapamıyor. Evet. Konser sanatçıları da sahnede iş yapamıyor. Sahnede çalışanlar para kazanıyor ama. Yıllar boyu binlerce kez sahne aldıktan sonra Fatih Yürek, dillere dolanan Hadi Hadi şarkısının adını taşıyan bir albüm yapmıştı. Çuvaldız'dan sonra kesesinden iğnesini çıkardı ve kendine batırdı. Tabii onun üstüne zaten ben de çıkamıyorum. Öyle bir durum oldu. Onun üstüne 10 sene yakındır hiç çıkamıyorum Hadi Hadi'nin üstüne. Ama şimdilerde kendisi de yeni albüm telaşında olan Fatih Yürek, geçirdiği mide ameliyatının ardından hızla kilo vermişti. Şimdi yeni albüm için biraz daha zayıflamaya çalışıyor ve bakın en çok neden korkuyor. Bu yaz sıcaklar, vücut insan bir şişiyor falan. Acaba kilo mu aldım diye bu korku da başladı. Bu eski günlere dönmek bana kabus gibi gelir. Sohbete daldık, günü bitirdik. Fatih Yürek için sahne vakti geldi, çattı. Bayrama özel yepyeni kıyafetler giyildi ama bizim dikkatimizi kıyafetlerden çok mücevherler çekti. Gel gündüzle geç olalım, gel gökyüzünde yıldız olalım, seninle mutluyum. Fatih Yürek'in sağ kolunda dünyaca ünlü bir markaya ait panter şeklinde altın bileklik, pırlantadan su bilezik, parmağında taşlı altın yüzük, boynunda altın kolye vardı. Yürüyen bir mücevher dükkanı gibiydi. Bu haliyle mücevher tutkunu Bülent Ersoy'a rakip oldu. Takılarının toplam değeri ise tam 140 bin liraydı. Fatih Yürek'in Antalya'daki konseri hızlı başladı. Ünlü şarkıcı hem oynadı hem oynattı. Son moda kısa paçalı pantolonu, kolsuz ipek gömleği ve püsküllü loferlarıyla Fatih Yürek yine sahne şıklığında rakipsizdi. Sahnede olmasına rağmen hiçbir hayranının isteğini geri çevirmedi Fatih Yürek. Bir yandan şarkılarını söyledi, bir yandan isteyen herkesle tek tek selfie çektirdi. Boş ver.